Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyin ağız diş sağlığı köşesi bölümündeyiz. Bugün diş eti hastalıklarını konuşacağız. Bu konuda bize İstanbul Aydın Üniversitesi Dentaydın Diş Hastanesi Periyodontoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi, aynı zamanda dekan yardımcısı, yardımcı doçent doktor Burcu Karaduman bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir diğer konuğum ise İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı, aynı zamanda Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Zaimoğlu. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Sohbetimize başlayacağız. Zamanımız da değerli ama sevgili izleyiciler, iletişim bilgilerimizi hemen sizlere anımsatmak istiyorum. Telefon numaralarımız 0533 096 72 73. 0216 323 22 67. Mail adresimiz sağlığımicinherşey@atvavrupa.tv. Facebook, Twitter ve YouTube adreslerimizden de bizleri takip edebilir, programla ilgili tüm videolarımızı bu adreslerden izleyebilirsiniz. Öncelikle sizle başlamak istiyorum sohbetimize. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'de diş eti hastalıkları çok yaygın. Ama belki de çoğu kişi dişinde hastalık olduğunun farkında değil. Diş eti hastalığı nedir? Ne tür yakınmalara yol açar? Esra Hanım, aslında çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Türkiye'de diş eti hastalıkları en yaygın hastalıklar arasında ve hatta dünyada da öyle. Sandığımızın aksine birçok hastalıktan daha üst sıralarda yer alıyor. Çünkü genellikle çok semptom vermeden, yani çok fazla ağrıya sızıya yol açmadan sinsi bir şekilde ilerliyor. Oysa ki çok erken dönemlerde çok basit bulgularla hastaların kendilerinde diş eti hastalığının olduğunu anlamaları mümkün. Diş eti hastalığının en erken bulgusu kanama. Dişlerimizi fırçaladığımızda, tükürdüğümüzde olan kanama yahut sert bir cisim, örneğin elma ısırdığımızda, evet, elmanın üstünde gördüğümüz kanama, sabah kalktığımızda ağzımıza duyduğumuz o kan tadı diş eti hastalığının en erken bulguları. Ancak çoğunlukla o kanı görsek bile, elmanın üstündeki kanı fark etsek bile ne yapıyoruz? İhmal ediyoruz. Nasıl olsa geçer. Fırçalamayayım, belki bir süre sonra kendi kendine geçer. Antibiyotik kullanayım, gargara kullanayım, belki geçer diyerek ihmal ediyoruz. Çünkü ağrımız yok. Bizi o anda doktora yönlendirecek herhangi bir ciddi sıkıntımız yok. Bu takdirde de işte diş eti hastalığı daha da ilerliyor. O kanamalar artık gün içerisinde kendiliğinden olmaya başlıyor. Bunun yanı sıra diş etlerimizde şişlik, kızarıklık meydana geliyor. Artık güldüğümüzde o sağlıklı, pembe, sıkı, tıkız diş etini göremiyoruz. Etrafımızdakiler bile fark etmeye başlıyorlar diş etlerimizin şiş ve kızarık olduğunu. Daha da ileri aşamalarda artık hem kendimiz hem etrafımızdakiler bir kokudan sanki yakınıyorlar. Yanımıza yanaşmak istemiyorlar. Biz ağzımızı kapatarak konuşmaya başlıyoruz. Soğuk bir şey yiyip içtiğimizde dişlerimiz sızlamaya başlıyor. Bu çok önemli bir bulgu. Çünkü diş etleri artık çekilmeye başlıyor. Güldüğünde çok ileri düzeyde diş eti hastalığı varsa bireylerin, dişlerinin çok uzamış olduğunu hissederler. Yani o güldüğümüzdeki güzel pembe diş eti artık yukarıya doğru çıktığı için dişler sanki normalden daha uzunmuş gibi gözükür. Dişlerin araları açılır ve en kötüsü de dişlerde sallanmalar meydana gelir. Ve zaten artık bu hastalığın hemen hemen en son evresidir. Bundan sonra da dişler sallanıp düşebilirler. Şimdi dişler sallanıp düşebilirler, evet, diyorsunuz. Bu ağız diş sağlığında diş eti hastalığının önemsenmediğinde varacağı nokta. Netice, ama evet, tabii ki hep diyorsunuz ki siz diş hekimleri, aslında diş eti hastalıkları genel vücut sağlığını da etkiler. Kesinlikle. Sadece ağrı çekmek, güldüğümüzde görünen o estetik görüntü, tabii bunlar da çok önemli. Sosyal hayatımızı, günlük hayatımızı, çünkü ağız ve diş sağlığında çektiğimiz her ağrı bizim işimizi de etkiliyor, dersini de etkiliyor öğrencinin. Ama bir diğer etkilediği nokta da tüm vücut. Bugün çok iyi biliniyor ki ağız ve diş hastalıkları, özellikle diş eti hastalıkları, genel vücut sağlığımızı etkileyebilir. Birçok kardiyovasküler hastalığın, özellikle diyabetin, diş eti hastalığıyla yakın ilişkili olduğu biliniyor. Örneğin diş eti hastalığı ileri düzeyde olan bireylerde diyabet hastalığının daha ileri boyutlarda olduğu görülüyor. Tabii ters şekilde diyabeti kontrol altında olmayan bireylerde de diş eti hastalıklarının da daha hızlı ilerlediği biliniyor. Bunun yanı sıra hamilelikler, hipertansiyon,
Bunun gibi birçok sistemik hastalıkla bugün diş eti hastalıklarının yakın ilişkisi var. Dolayısıyla sadece dediğiniz gibi ağız ve diş sağlığı değil, genel vücut sağlığımız için de diş ve diş etimize gereken önemi göstermeliyiz. Şimdi genel vücut sağlığımız açısından diş eti hastalıkları da önemli, diş çürükleri de çok önemli. Ve tabii ki kişilerin gittikleri yerde tedavi olabilmeleri ve bir diş hekimine başvurmaları da son derece önem arz eden bir konu. Şimdi diş hekimliği konusunda bir fakülteniz ve bir de hastaneniz var. Evet. Ne tür tedaviler yapılıyor? Diş hekimliği fakültesi kliniklerimizde hem genel klasik tedavileri yaptığımız gibi son derece modern tedavileri de yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi kanal tedavisini artık ağrısız yapıyoruz. Lazer ile dezenfekte ediyoruz. Mümkün olduğu kadar az röntgen çekiyoruz. Hastalarımız daha az şua alsın diye. Bunların yanı sıra protezde de çok değişikliklerimiz, yeniliklerimiz var. Özellikle klasik protezlerin her türlüsünü yapıyoruz ama bunların yanı sıra artık hasta ağzından ölçü almadan optik okuyucuyla doğrudan doğruya monitöre gönderilen program ile monitörde tasarımını yapıp anında tek kron köprü, tek kronu, üç üyeli köprüleri ve çeşitli lamine kron gibi kronları aynı seansa yapmamız mümkün. Yani hastamız bize geldiği zaman eğer üçlü bir köprü yaptıracaksa, tek bir kron yaptıracaksa, bir lamine kron yaptıracaksa biz bunu CAD/CAM dediğimiz bir sistemle ve optik okuyucu yardımıyla hemen yapabiliyoruz. Bunun yanı sıra başka tedavilerimiz de var. Bu tedavilerden bir tanesi de gülme tasarımı. Tabii protezi yaptıktan sonra bazı hastalarımız bu protez benim yüzüme gitmedi diye şikayette bulunabiliyorlar. Biz işte protezi yapmadan önce hastanın ağzına, daha önceden çekilmiş fotoğrafında hastanın ağzına bir takım dişleri yerleştiriyoruz. Diş dizilerini yerleştiriyoruz. Bu diş dizilerinin hasta ağzındaki görünümünü, profilini hem hastaya gösteriyoruz hem de kendimiz bakıyoruz. Karar verdiğimiz zaman, uygun dediği zaman hastamız bu uygulamayı hastamıza yapıyoruz. Böylece hastamız da mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz. Şimdi özellikle dediğiniz bir nokta dikkatimi çekti. Ölçü almadan artık yapabiliyorsunuz dişlere. Bazı şimdi, restorasyonları. Bazı restorasyonları. Evet. Biraz o konuda bilgi verebilir misiniz? Çünkü herhalde ölçü almak kişilerde bazen mide bulantısına, sıkıntıya yaratan bir durum. Nasıl bu gelişmeyle birlikte ne tarz bir ölçü alımı söz konusu oluyor? Biraz evvel söylediğim gibi optik okuyucu dediğimiz adeta kalem şeklinde bir optik probumuz var. Ucu hassas okuyucusu var. Hasta ağzında gezdiriyoruz probu. O hasta ağzının görüntüsünü monitöre yansıtıyor. Çok hassas bir şekilde yansıtıyor. Onunla yaptığımız restorasyonlarda intibak fevkalade iyi. Yani bizim elle ölçü olarak yaptığımız, manuel olarak yaptığımız restorasyonlarda o kadar iyi değil. Ama optik okuyucuyla yaptığımızda gayet güzel. Hastanın ağız içerisinde dokularına temas etmediği için öyle bir reflekse de sebep olmuyor. Hastada bir problem de yaratmıyor. Bu nedenle net restorasyonlar elde ediyoruz. Hasta da mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz. Şimdi biz diş eti hastalıklarını konuşuyorduk. Aslında diyabetlilerdeki öneminden de bahsettiniz. Bir de hamileleri sormak istiyorum. Hamilelik de herhalde diş eti sağlığını olumsuz etkileyen durumlardan biri. Ne oluyor hamilelikte, dişlerde, diş etlerinde ve özellikle anne adaylarına neleri öneriyorsunuz ağız diş sağlığı kontrolleri açısından? Hamilelikte tabii bütün vücut etkileniyor bu geçen süreçte ama diş ve diş etleri de bundan nasibini alıyor diyebiliriz Esra Hanım. Hamilelik tabii çok özel bir dönem. Annenin bazı ihtiyaçlarını her zaman yapamadığı, gideremediği bir dönem. İlk 3 ayda özellikle çok fazla bulantı ve kusma oluyor. Bu da annenin bazen diş fırçalamasını aksatmasına sebep olabiliyor. İlk karşılaştığımız sorun bu hamilelikte. Bu dönemde hamile adaylara biraz daha hani sakin olmalarını, küçük fırça kullanmalarını, macunsuz fırçalamalarını söylüyoruz. Ancak ilerleyen dönemlerde yani 2. ve 3. trimester'da eğer hamilede bir diş eti hastalığı varsa yani bir zemin varsa maalesef hormonların da etkisiyle vücudun mikroplara karşı verdiği yanıt artıyor. Yani mevcut tablo alevleniyor, şiddetleniyor. Ciddi diş eti büyümeleri, diş etlerinde kanamalar ortaya çıkabiliyor. Ancak hamileler, anne adayları asla korkmasınlar. Bunlar geçici durumlar. Üstelik hamilelik sırasında da güvenle tedavilerini yaptırabilecekleri durumlar. Diş fırçalamayla, basit diş yüzeyi temizliğiyle ya da derin temizliklerle son derece rahat bir şekilde kontrol altına alınabilecek durumlar. Ancak bazen ileri düzeyde diş eti hastalıkları da hamilelikte gelişebiliyor.
Tekrar ediyorum, tabii ki bir zemin varsa mevcut tablo alevlenebiliyor, şiddetlenebiliyor. Böyle durumlarda bebeğin etkilenmesine kadar yol açabilecek bazı tablolar ortaya çıkabilir. Bunlar Allah korusun, hani kötü şeyler akıllarına gelmesin, ancak yapılan çalışmalar göstermiş ki ileri düzeyde diş et hastalığı olan gebelerde erken doğumlar olabiliyor. Hı hı. Yahut düşük doğum ağırlıkları gelişebiliyor. Dolayısıyla anne adayları hamile kalmadan önce muhakkak diş hekimlerine bir kontrole gitsinler. Durumları nedir bir ortaya konulsun. Eğer diş et hastalıkları, diş çürükleri, gömülü 20 yaş dişleri, problemler varsa bunlar giderilsin ve daha sonra gebelik planları yapasın. Aksi takdirde hem kendileri tedaviden korktukları için bir takım yakınmalar yaşayabilirler, hem de Allah korusun bebeklerde bir takım sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Bu yüzden hep gebelik öncesinde bu tedavileri bitirelim diyoruz. Bitiremediğimiz sürpriz gebeliklerde de endişe etmesinler. İkinci trimesterde, yani 4, 5 ve 6. aylarda hekimlerinin onaylarıyla güvenli bir şekilde diş tedavilerini, tabii belli ölçülerde belli tedavileri yaptırabilirler. Aslında çok önemli bilgiler verdiniz. Gerçekten anne adayları açısından çok merak edilen noktaları çok da güzel özetlediniz. Şimdi ikinizin de aslında uzmanlık alanlarınızın kesiştiği bir noktada size sormak istiyorum. Özellikle kötü yapılmış protezler, kron köprüler, bunlar da diş eti hastalıklarına neden olur mu? Diş sağlığımızı nasıl etkilerler? Kötü yapılmış kron köprüler diş eti sağlığı için gerçekten son derece etkilidir. Dişlerin boyun kısımlarıyla ilişkileri vardır ve boyun kısımlarında diş etiyle komşudurlar. İşte buralarda gıda birikmesiyle veya bakteriyel plak dediğimiz olay neticesinde hem diş çürüklerine sebep olabilirler, hem de diş etini tahriş ederler, irite ederler. Bu nedenle kron köprülerde mutlaka boyun kısımlarına, yani bizim kole dediğimiz dişlerin diş etiyle birleştiği kısımlara dikkat etmek lazımdır. Buraları iyi yapmak lazım. Bunun dışında bir de hareketli protezler diş etinde vuruklara sebep olurlar. Vuruklar çeşitli şekillerde, derecelerde olabilirler. Hastalarımız protezlerini çok temiz tutmalıdırlar. Her gün mutlaka yıkamaları gerekir. Eğer ağzından protezini çıkarmayan bir hasta bir de buruk olduğu zaman biz ağzında protez stomatiti dediğimiz hastalıklara sebep olduğunu ve protez vuruklarının daha ağır lezyonlarla sonuçlandığını görüyoruz. Bu nedenle protezlerini, hareketli protezlerini 5 yılda bir değiştirmelerinde fayda vardır. Şayet vuruk oluyorsa mutlaka hekimlerine gitmeleri lazım. Eğer sabit protez ise, kron köprü ise, kron köprüye komşu olan diş etinde bir kızarma, şişlik, kanama veya hassasiyet var ise mutlaka hekimine başvurması gerekir. Çocuklarda diş eti hastalıklarını sorayım. Biraz aslında pedodontiyi de ilgilendiren bir alan ama diş hastalıkları olduğu için sizden de bilgi rica edeceğim. Anneler, babalar, çocuklarda diş eti hastalıklarına karşı nelere dikkat etsinler? Aslında çocuklarla diş et hastalıkları genellikle bağdaştırılamıyor. Bebeğinler sanki çocuklarda diş et hastalığı hiç olmazmış gibi yanlış bir izlenime sahip olarak geliyorlar. Oysa ki diş et hastalığı çocukluk döneminden yaşlılık dönemine kadar her yaşta görülebilen bir hastalık. Çünkü bu hastalığın etkeni mikroplar ve mikroplar hepimizin ağzında her yaşta var. Ebeveynler özellikle kendilerinde de diş eti hastalığı varsa bir kere çocuklarında da bu hastalığın ileride gelişebileceğini, bu hastalığın aynı zamanda genetik bir kısmının da olduğunu unutmamalılar. O yüzden çocuklarına düzenli olarak muhakkak bir pedodontiste, yani çocuk dişleriyle uzmanlaşmış hekime, fakülte hastanelerine götürmeliler. Özellikle çocukların ergenlik dönemine geçişlerinde yine hormonların da devreye girmesiyle diş et hastalıklarının daha da arttığını görüyoruz. Çünkü vücut hormonların aşırı salgılanmasıyla mikroplara karşı da aşırı bir yanıt veriyor. Bu dönemde bizim ergenlik gingivitisi dediğimiz özel bir tip diş eti hastalığı gelişiyor. Diş etleri bir anda şişip kızarmaya, kanamaya başlıyor. Ama bebeğinler bu aşamada asla korkmuyorlar. Tek yapmaları gereken çocukları bir diş eti hastalıkları uzmanına ya da bir çocuk diş uzmanına götürmek ve çocuklarının asla fırçalamayı bırakmalarına engel olmaları gerekiyor. Çünkü çocuklar kanamayı görünce, fırçalayınca ya da bir elmayı ısırdığında zannediyorlar ki hani kötü bir şey oldu, o kan onları korkutuyor. Oysa üzerine düşerlerse, yani diş fırçalamayı yaparlarsa bir süre sonra o kanamanın zaten geçtiğini görecekler. Ergenlik döneminde eğer ebeveynler diş et hastalığı olduğunu fark ederlerse çocuklarda, ki bunu nasıl fark edecekler, kanama, şişlik ve kızarıklıkla,
Hiç endişe etmiyorlar, hemen doktora götürüyorlar. Aynı zamanda şunu da unutmuyorlar, ergenlik döneminin geçmesiyle zaten mevcut tablo gerileyecek, biraz daha hafifleyecek. Basit bir diş taşı temizliğiyle ve çocuğun evde yapacağı çok düzenli fırçalama ve arayüz temizliğiyle bunu çok rahat tedavi etmek mümkün. Ebeveynlerin bir dikkat etmesi gereken husus da şu, maalesef çok ciddi sistemik bazı hastalıkların çocuklarda diş etinde riayet eden bazı bulguları olabiliyor. Hı hı. Ancak bunlar hani çok sık rastlanmayan, çok nadir gelişen olgular. Dolayısıyla her kanama gördüğünde de ebeveynlerin bu tedirginliğe kapılmamaları lazım. Bunlar zaten başka şekillerde çocukta sistemik bulgularda da ortaya çıkan tablolar. Ama akıllarının bir köşesinde de bu kalırsa erken teşhis için önem arz edeceğini düşünüyorum. Çocuklarda diş eti hastalıkları bazı sistemik hastalıkların nadir de olsa evet, habercisi olabilir dediniz. Bu da çok önemli bir mesajdı. Tekrar vurgu yapmak istedim. Şimdi fakültenizin ve hastanenizin Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki başka hastaneler ya da diş hekimliği fakülteleriyle de işbirlikleri var. Evet. Biraz o konuda bilgi verebilir misiniz evet, bize? Bizim Almanya'da, Avusturya'da, Hollanda'da ve Londra'da anlaştığımız özel kliniklerimiz var. Sağlık turizmiyle ülkemize gelen, dişlerini bize tedavi ettiren hastalarımızın ileride doğacak bir problemi rahatlıkla bu kliniklere giderek kendilerine baktırabiliyorlar. Bu nedenle gerçekten çok rahatsız. Çünkü hastalığın teşhisi, tedavisi ve bir de prognozu var. Yani siz tedavi ettikten sonra nasıl geliştiğini takip etmek de son derece önemli. Gurbette olan bir vatandaşımız dişlerini burada yaptırdıktan sonra onun ileride doğacak problemleri oralarda rahatlıkla bir kliniğe gidip baktırabilirler. Bu söylediğim merkezlerde sözleşmeli, anlaşmalı kliniklerimiz mevcut. Ayrıca bu kliniklerimize yaz staj olarak öğrencilerimizi de gönderiyoruz. Bunun dışında üniversitemizin fakülte olarak bilimsel anlamda anlaşma yaptığı yurt dışı üniversiteleri var. Bu Amerika'da Taft Üniversitesi ile diş hekimliği alanında çeşitli projeler, araştırmalar, öğretim üyesi ve öğrenci mübadelesi yapma üzere anlaşmamız var. Bundan başka halen fakültemizde görev yapan bir hocamız 3 hafta, bir ayın 3 haftasını fakültemizde çalışmakta. Bir haftasını da İsviçre Basel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde implant protezler konusunda ve biyomateryaller konusunda çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca yine Avusturya'da bir hocamız 3 hafta bizim fakültemizde, 1 hafta da orada. O da kendi sahasında implant protezler üzerinde ve biyomateryaller ve de geriatri üzerinde çeşitli araştırmalar yapmaktadırlar. Bu şekilde sözleşmelerimiz mevcut. Bunun dışında yurt içinde Erasmus, Farabi, Mevlana programlarımızla, çeşitli fakültelerimizle, ülkemizdeki bütün diş hekimliği fakülteleriyle, hatta dekanlar düzeyinde zaman zaman toplanıp, zaman zaman beraber çekirdek eğitimimiz nasıl olacak, hasta eğitimimiz nasıl olacak, öğrenci eğitimimiz nasıl olacak gibi sorulara cevap aramaktayız. Artık sohbetimizin sonuna geldik. Biraz diş eti hastalıklarının sonrasında oluşan ya da nedeni olan diş taşları ve ağız kokusu konusunda çok kısa bana bilgi vermenizi rica edeceğim. Ve diş eti hastalıklarına dur demek için, kendimizi korumak için ne yapmalıyız ve ne zaman bir diş hekimine başvurmalıyız? Böyle 3-4 soruyu bir arada sordum ama çok kısa yanıt rica ediyorum sizden. Esra'nın diş taşları ve bakteri plağı diş eti hastalığının etkeni. İçinde mikroplar var. Dolayısıyla diş taşlarımızı düzenli aralıklarla temizletmeliyiz. 6 ayda bir bu temizliklerin yapılmasını öneriyoruz. Dolayısıyla rutin diş hekimliği kontrolleri de 6 ayda bir olmalı. Ama diş hekimine muhtaç olmamak için, diş eti hastalıklarını önlemek için ne yapmalıyız dersek, bunun çok güzel ve tek bir çaresi var. Dişlerimizi fırçalayacağız. Ancak hekimimizin önerdiği şekilde, önerdiği sıklıkla, önerdiği süreyle fırçalayacağız. Yani günde en az 2 kere, her fırçalamamız en az 2 dakika sürecek şekilde ve her zaman diş etinden dişe doğru, yani pembeden beyaza doğru tek yönlü hareketlerle fırçalayacağız. Yani sağdan sola değil, evet, aşağıdan yukarıya değil.
Her zaman üst çenede yukarıdan aşağı, alt çenede aşağıdan yukarıya. Yuvarlak da fırçalayabiliriz ama asla iki çeneyi aynı anda değil, üstü ayrı, altı ayrı olacak. Buna ilave olarak da tabii biz dişleri fırçalarken hep önleri gördüğümüz için genellikle önleri fırçalıyoruz ama arkaları da ve çiğneme yüzeylerini de fırçalayacağız. Ayrıca günde bir kere de dişlerin aralarındaki o gözle göremediğimiz bakterileri temizlemek için diş ipi ya da arayüz fırçası kullanırsak tamamen dört dörtlük bir temizlikle dişlerimizi ömrümüzün sonuna kadar tutabiliriz. Tabii asla 6 ayda birlik diş hekimi kontrolümüzü de ihmal etmeyeceğiz. Bunun yanı sıra şunu söylemiştik, diş eti hastalıkları genel vücut sağlığımızı etkiler. O halde genel vücut sağlığımız da diş ve diş eti sağlığımızı etkileyebilir. Her açıdan sağlıklı olmak için özen göstereceğiz. İyi bir beslenme yapacağız, kendimize dikkat edeceğiz ve buna ilave olarak da diş fırçalayacağız. Ben her ikinize de çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeye katıldığınız için sağ olun. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyin ağız diş sağlığı köşesini bu hafta sonuna geldik. Programımız devam ediyor.